Akut lösemiler daha erken belirti veren, daha hızlı seyreden hastalıklardır. Ee, halsizlik, kolay yorulma, işte çarpıntı, üşüme gibi kansızlık belirtileri görürüz. Fakat bu belirtiler sadece kansızlıkta da olmaz, başka hastalıklarda hastalık yapabilir. Onu belirtelim. Onun dışında enfeksiyonlara duyarlı hale gelirler ve sık enfeksiyonlar, geçmeyen enfeksiyonlar. Ama bunlar basit böyle nezleden bahsetmiyoruz çoğu kere e, fırsatçı enfeksiyonlar dediğimiz hastanede yatarak tedavi olmayı gerektiren ağırlıkta da enfeksiyonlar olabilir onu hatırlatalım. Onun dışında kanamalar olabilir ama alışılmış kanamalar dışında kanamalar yeni başlayan tipte daha önce bilmediğimiz tipte kanamalardan bahsediyoruz. İşte ciltte bunlar cilt içi kanamalar olabilir morarmalar vesaireler gibi burun kanamaları diş eti kanamaları. Ama mesela işte 3 ayda bir dişimi fırçalarken dişimde bir hafif bir diş fırçamda pembelik oldu değil de kanamadan bahsediyorum ciddi anlamda. İşte idrar yolundan kanamalı olabilir, büyük abdestten kanama olabilir, vücudun iç organlarına kanamalar olabilir. Yani kanama bir belirtisi, halsizlik, infeksiyonlar bir diğer belirti. Tabi organ tutulumları olursa ona ait belirtiler de olabilir. Kemik eklem ağrıları, kemik hassasiyeti, çok ciddi baş ağrıları, işte görme bozuklukları, öksürükler, karın ağrıları, organ büyümeleri, lenf bezi büyümeleri gibi çok sayıda tutulan organa göre de ek belirtiler olabilir. Kronik lösemiler daha yavaş ve zamana yayılan hastalıklardır. Önemli bir kısmı hiç hastanın hiçbir şikayeti yokken teşhis edilebilir. Nasıl olur? Hasta diyelim ki herhangi bir sağlık sorunu nedeniyle lösemiyle ilişkisiz bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurur. Yapılan rutin tetkiklerde kan sayımlarında saptanan bir değişiklikle onun da lösemi olduğu onun tetkiki sırasında ortaya konabilir. Veya bazen lenf bezi büyümesi, kemik ağrısı gibi, halsizlik gibi, terleme gibi bir takım belirtilerle doktora gidildiğinde de kronik lösemi teşhisi konabilir.